Merhabalar, Evimin Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz narlı çörek tarifi. Tatlı bir çörek tarifimiz var bugün. Malzeme listemizi ve yapılışını hemen paylaşacağım. 4 su bardağı tepeleme dolu un var, 400 gram kadar. Yarım fincan zeytinyağı var malzeme listemizde. 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı süt, yeteri kadar ılık su, 3 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 yumurta, 1 adet nar suyu var malzeme listemizde. Malzeme listesini paylaştıktan sonra hemen yapımına başlayalım. Öncelikle 4 su bardağı unu karıştırma kabına alıyoruz. Üzerine instant maya, tuz, toz şekeri ilave ediyoruz. Kuru malzemeleri kendi arasında karıştırıyoruz. Daha sonra sıvı olan malzemelerimizi üzerine ilave edeceğiz. Bu şekilde yaptığımızda daha homojen bir karışım elde ediyoruz ve daha güzel kabarıyor hamurumuz. Yeteri kadar ılık su var. Yaklaşık ben 1,5 su bardağı su kullandım yoğururken. 1 su bardağı sütü de ilave ediyorum. 1 fincan kadar, yani yarım fincandan fazla zeytinyağı var. Eğer yemek kaşığıyla dökmek isterseniz 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı yeterli olacaktır. Öncelikle biraz tahta kaşıkla karıştırıyorum. Daha sonra elimde yaklaşık 15-20 dakika yoğuruyorum. Çok iyi yoğrulan hamurlar çok güzel kabarıyor. Dinlenmeye bırakıyorum. Daha sonra 1 saat mayalandırıyorum. Yarım saat mayalandıktan sonra karıştırıyorum. Tekrar mayalandırıyorum. 2 defa kabarıyor hamurumuz. Bu şekilde de çok güzel kabaran yumuşacık bir çörek elde edeceğiz. Tezgaha biraz un serpiyorum. Tezgahın üzerinde de hafifçe elimle bastırarak havasını alacağım. Daha sonra hamuru uzatıyorum. Bunu 12 eşit parçaya böleceğim. Daha sonra bezelerimizi yuvarlıyoruz. Hepsini aynı şekilde yuvarladıktan sonra şekil vereceğiz ve nar suyunu üzerine süreceğiz. Narlı harcımız için 3 tepeleme dolu pudra şekerin üzerine yarım su bardağı kadar nar suyunu döküyoruz. Bu taze sıkılmış nar suyu olacak. Daha sonra bezemizi bir yemek tabağı büyüklüğünde yaklaşık 20 santim çapında açacağız. Bu şekilde büyüttükten sonra fırça yardımıyla veya bir kaşıkla azıcık olacak şekilde nar suyundan süreceğiz. Bu nar suyu hafif bir pembelik ve lezzet veriyor şekerle beraber. Hem görüntüsü hem de tadı güzel oluyor bu şekilde. Rulo yapıyoruz. Rulo yaptıktan sonra bu ruloyu ortadan ikiye kesiyoruz. Ortadan ikiye kestiğimiz parçaları da kendi etrafında gördüğünüz şekilde burgu şekli veriyoruz. Birleştirdikten sonra tepsiye alıyoruz. Bütün hamurlarımıza aynı şekilde şekil vereceğiz. Dinlenip kabardıktan sonra üzerine bir yumurta sarısını azıcık olacak şekilde fırça yardımıyla süreceğiz. Çok fazla yapmıyoruz yumurta sarısını. Yumurtamızı iyice çırpıyoruz. Ben bu şekilde 2 tepsi çörek elde ettim. Gördüğünüz gibi artık çöreklerim servise hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifim sofranıza mutluluk katar. Mutfağınız huzur, bereket, sağlıkla dolsun diliyorum. Sizden ricam, kanalıma yeni geldiyseniz ve henüz abone değilseniz eğer kanalıma abone olmayı, birbirinden güzel yeni tariflerim için zil ikona tıklamayı unutmayın. Tarifimle ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlar bölümünde benimle paylaşabilirsiniz. Beğendiyseniz beğendi yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum.